ben Küpe FM'e gündemdekiler programında bize yer ayırdığı için, bizi dinleyicileriyle buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun, var olun. Siz bana beni davet ettiğinizde hiçbir hazırlığım yoktu. Hı-hı. Ama biz her zaman için hazırız. Tabii. Yani ben dedim neden olmasın, tabii ki giderim. Kamil Bey'in bende ayrı bir yeri vardır. Size de camianıza da çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Demokrat Parti olarak. Tabii ki 4 yıllardan sonra ilk defa sizin aracılığınızla, Küpe FM aracılığıyla hemşehrilerimize, bölgemize ulaşmaktan dolayı ayrıca mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Küpe FM ailesine ve başta Rıdvan Sırdaş ve sevgili Kamil kardeşim diyeyim, teşekkürle bitireyim kardeşim olarak. Sizlere ve buradaki tüm kardeşlerime saygılarımı, Silivri halkıma sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Öncelikle programınız için birkaç şey söylemek istiyorum. Bu bir çok önemli bir görev yapıyorsunuz, kamusal bir görev ve bunu çok güzel yapıyorsunuz. Bu buradayım ve bu programdayım, bu radyoda Kamil Bey'in konuğu olduğum için söylemiyorum. Bütün kamuoyu bunu paylaşıyor. Güzel bir tarafsızlık içerisinde kamuoyunu bilgilendirme görevi yapıyorsunuz. Önce bunu bir sorumluluk içinde yaptığınız için sizi tebrik ediyorum. Gündemdekiler her çarşamba saat 15'te bölge gündemini belirliyor. Kamil Bilici ile Sivil Toplum başlıyor. Müzikal Teknik Küpe FM'den, ben Deniz Kamil Bilici'den tekrar merhabalar efendim. Haftanın son iş gününde yepyeni bir sivil toplumda daha huzurlarınızdayız. Saatlerimiz 15-16'yı gösteriyor. Ta ki tam olarak 16'yı gösterinceye kadar keyifli bir sohbet yine Küpe FM dinleyenlerini bekliyor. Bölgemizde sivil toplum anlamında faaliyet gösteren değerli derneklerimizden biri Kuzey Kafkas Kültür Derneği Başkanı Sayın Özen Özden stüdyomuzda olacak. Keyifli bir sohbetle hem yürüttükleri projeleri hem derneklerini daha yakından tanıma şansımız olacak. Eğer sizler de bu sohbete soru, görüş ve önerilerinizle katılmak isterseniz 0212 727 1111'i tuşlayabilir. Sosyal medya üzerinden de facebook.com/kupefm ve twitter.com/kupefm adreslerini kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz. Hatırlatmasını da yaptıktan sonra şu an stüdyomuzda bulunan Özen Hanım'a hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bu projeyle de beraber aslında yoğun bir çalışma temposu hem özel profesyonel hayatınız devam ediyor. Hem dernek hem de proje süreci devam ediyor. Bu süreçte bize vakit ayırdığınız için ben Küpe FM ailesi adına ilk olarak teşekkür etmek istiyorum. Özen Özden ismini mutlaka tanıyor Silivri. Ama ilk kez duyan dinleyicilerimiz de vardır. Kısaca bir kimdir diyerek başlayalım mı sohbetimize? Tabii. Öncelikle ben tekrar size teşekkür ediyorum. Evet. Bize projemizi ve bizi tanıtmamıza fırsat verdiğiniz için. Özen Özden ben. 1976 Akşehir Konya doğumluyum. Eczacılık Fakültesi mezunuyum. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 1998 yılında mezun oldum ve 99 yılından itibaren de serbest eczacı olarak çalışıyorum. İlk eczanem Kamilova'daydı. 2003 yılından itibaren de Silivri'de serbest eczacılık yapıyorum. Evliyim. 8 yaşında bir oğlum var. Teşekkürler. Öyle. Bunun yanında bir de sivil toplum çalışmaları da devam ediyor. Aynen, evet. Öyle. Sadece Kuzey Kafkas Derneği değil galiba. Değil, evet. Biraz dernekçiyim. Onlardan da biraz kısaca bahsedelim. Bahsedelim. Üniversite yıllarından itibaren Kafkas Kültür Derneklerinin bünyesinde gerek halk dansları olsun, koro çalışmaları olsun faaliyetlerde bulundum. Daha sonrasında Lyons kulüplerinde çalıştım. 2010-2011 dönemi başkanıyım Silivri Lyons Kulübü'nün. Daha sonra Kagider'e 1,5 senedir yaklaşık Kagider'in üyesiyim. Silivri Kagider üyesiyim. Bunun yanı sıra İstanbul Kuzey Kafkas Kültür Derneği'nin de yönetim kurulu üyesiyim. Evet. Ve bir de bunun yanında Silivri Kuzey Kafkas Kültür Derneği'nin Kültür Derneği de var. Başkanlığını yapıyorum. Evet. Derneğin kuruluşu 2002'de gerçekleşmiş. 2002'de. O süreci biraz aktarabilir miyiz? O kuruluş döneminde ben burada değildim. Ancak işte 2002 yılında buradaki Kuzey Kafkasyalı
hemşerilerimiz bir dernek kurmuşlar. O günden bugüne kurucularımızın büyük bir kısmı aramızda değil. Onlardan da ben bahsetmek istiyorum. Onları yad etmek istiyorum. Rahmi Bıkmaz Başkanlığında kuruluyor ilk derneğimiz. Halil Baygüneş kuruculardan. Feyza Behiye Kaya kurucularımızdan. Necmettin Özkurt kurucularımızdan. Bunların hiçbirisi şu anda aramızda değil. Hepsini rahmetle anıyoruz. Refik Bek gene hepimizin yakından tanıdığı. Kudrettin Kalyoncu gene kurucularımız arasından. Sami Oğuzkurt. Bu 7 kurucu üyeyle derneğimiz kuruluyor. O dönemden beri açıkçası daha çok işte hemşeri faaliyetleri, birlikte kahvaltılar, iftarlar, işte düğünleri birlikte yapma, cenazeleri birlikte kaldırma şeklinde bir dayanışma dayanışma içerisinde yürüyen bir dernek faaliyetlerimiz söz konusu. Ama geçtiğimiz sene Mart ayında bu çevre ve spor Gençlik ve Spor Bakanlığı'na verdiğimiz bir projenin Mart ayında başvurduğumuz projenin geçen Eylül ayında kabul edilmesiyle farklı bir boyutta kazandı. Aynen öyle. Evet. Çalışmalarımız hızlandı. Projemizin adı Bağımlılığa Karşı Sosyal Gençlik. Evet. Dediğim gibi burada Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürütücüsüyüz. 8 ay sürecek bir proje. Bağımlılık derken burada sadece madde bağımlılığı değil. Sigara, alkol, işte madde bağımlılıklarının yanı sıra internet. İnternet bağımlılığı. Günümüzde işte en büyük problemlerden de bir tanesi aynı zamanda. Bütün bağımlılıklara karşı gençlerimiz. Ha, alışveriş bağımlılığı da mı var? O varsa o güzelmiş aslında, evet. Katılım yoğun olması gereken bir şey. Bağımlılık projesiyle ilgili sohbetimize devam edeceğiz. Bununla ilgili bilgi alacağımız canlı telefon bağlantılarımız da olacak ama şu an bizi dernek üyeleri, dernekteki arkadaşlarımız da dinliyorlardı büyük olasılıkla. Onlara kısa bir şarkı armağan edelim. Sonrasında sohbetimize yine burada devam ediyoruz efendim. Sakın bizden ayrılmayın. Kamil Bilici ile Sivil Toplum kısa bir aradan sonra devam edecek. Kısa bir arayı geride bıraktık. Devam ediyor bile şu an. Saatlerimiz 15.25'i gösteriyor. Stüdyo konuğumuz Kuzey Kafkasya Kültür Derneği Başkanı Sayın Özen Özden ile sohbetimize devam edeceğiz. Ama hattımıza da bir konuğumuz daha var. Proje koordinatörü Sayın Cengiz Kaya bizlerle birlikte telefon bağlantısında. Cengiz Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Kamil Bey merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum size. Çok sağ olun. Bütün dinleyicilere de iyi günler, merhaba, selam vermek isterim. Çok sağ olun. Şimdi Özen Hanım'la hem derneği değerlendiriyoruz hem de bu 8 aylık periyotta uygulanacak olan proje hakkında konuşuyoruz. Proje koordinatörü olarak görev alıyorsunuz siz de. İlk başlangıç aşamasından bugüne işleyen süreci biraz aktarabilir miyiz dinleyicilerimize? Tabii ki. Öncelikle Bağımlılığa Karşı Sosyal Gençlik Projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2014 yılı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında hazırladığımız bir proje. Burada yürütücü olarak Silivri Kuzey Kafkas Kültür Derneği yürütücü olarak görev alıyor. Biz de proje koordinatörü olarak görev alıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın şöyle bir anlayışı var. Bu projeleri hayata sürerken gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemeyi, gençlerin potansiyellerini gerçekleştirebilmelerini imkan sağlamayı, dolayısıyla gençlerin karar alma ve uygulama süreçlerine katmayı hedefleyen ve daha etkin, daha verimli bir gençliğin yetişmesi için bu projeler uygulanıyor. Burada özellikle derneğimizin Sayın Başkanı başta olmak üzere dernek üyelerinden Nursel Hanım'ın özellikle ısrarıyla Silivri'de bütün annelerimizin temel problemi olan özellikle madde bağımlılığı konusunda duyarlılıkları vardı. Evet. Bu çerçevede bir sosyal proje gerçekleştirebildiği bir anlayışıyla yola çıktılar. Burada da bir işbirliği oldu. Böylelikle bu projeyi hayata sunmuş olduk. Evet, çok teşekkür ediyoruz canlı yayınımıza katıldığınız için. Sizden bu bilgileri almak çok keyifliydi. İlerleyen çalışmalarınızı da takip edip dinleyicilerimize aktarmaya devam edeceğiz Cengiz Bey. Hayırlı günler diliyorum ben size. Peki, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Evet, proje koordinatörü Cengiz Bey'le de konuştuk. İlk sürecini aranızdan öğrendik kendisinden. Peki neler yapılacak bu proje kapsamında, onları aktaralım dinleyicilerimize. Tabii. Projede belli kurslar verilecek.
bunlardan en özellikle üzerinde durduğumuz anlayarak hızlı okuma kursları. Hafıza geliştirme tekniği kurslarımız olacak. Bunların bu arada projemiz 14 ve 29 yaş arasındaki gençlere hitap eden bir proje. Dolayısıyla da bu kursların okul döneminde ve sınav döneminde öğrencilerimize çok katkısı olacağını düşünüyoruz. Bunun dışında Kafkas Halk Dansları kursumuz olacak. Ve akordeon, doli gibi enstrümanlar, bizim kültürümüze ait enstrümanlarla ilgili kurslar olacak. Ayrıca 10 tane okulumuzda, lisemizde bilgilendirme seminerleri verilecek. İlki 4 Kasım tarihinde Silivri Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde başlıyor. Haftaya salı günü başlıyoruz. 10 okulumuzda bu bilgilendirme seminerleri gerçekleşecek. Yine Silivri'den psikolog Nigar Şentürk Şahin hanımefendi bizimle beraber olacaklar. Bunun yanında narkotik şubeden de uzmanlar gelip eğitim seminerlerinde bizimle beraber olacaklar. Zaten proje boyunca emniyetin de, milli eğitimin de, gençlik spor müdürlüğünün de büyük katkılarını alıyoruz. Proje ortağı gibi beraber çalışıyoruz. Bu seminerlerde gönüllü gruplar oluşturmayı planlıyoruz okulda. Arkadaşlarına örnek, önder olabilecek gruplar oluşturmayı planlıyoruz. Daha sonra bu gönüllü gençlerden oluşan bu grup bir çalıştay yapacak. Ve bu konuda biraz önce hocamın da söylediği gibi inisiyatif olarak neler yapılabilir, bu bağımlılığa karşı yapılabileceklerle ilgili bir kitapçık hazırlanacak projenin sonunda. İnternet bağımlılığı dediniz az önce. İnternet bağımlılığı da hakikaten bugünkü özellikle gençliğimiz için önemli bağımlılıklardan bir tanesi. Sosyal hayata bu faaliyetlerle de daha biraz daha adapte olmuş olacaklar. Aynen. Yine sohbetimize devam edeceğiz ama şimdi çok kısa bir reklam aramız var. Reklamların sonrasında canlı telefon bağlantıları ve Özen Hanım'la sohbetimiz burada devam ediyor olacak efendim. Bizden ayrılmayın. Kamil Bilici ile Sivil Toplum devam ediyor. Müzik Ali Takınız Küpe FM'de bendeniz Kamil Bilici ile birlikte eliniz devam ediyor. Sivil Toplum'da bu haftaki konuğumuz Silivri Kuzey Kafkas Kültür Derneği Başkanı Sayın Özen Özden'le de sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eğer sizler de bu sohbete soru, görüş ve önerilerinize katılmak isterseniz 0212 727 1111'i tuşlayabilir. Sosyal medya üzerinden de facebook.com/küpefm ve twitter.com/küpefm adreslerini kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz dedikten sonra hattımızda yine derneğimizin yönetim kurulu üyelerinden biri var. Ahmet Refik Bek büyüğümüz bizlerle birlikte. Ahmet Refik abi hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Evet. Hayırlı yayınlar. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Görüşemiyoruz uzun zamandır bu arada. Evet. Bu arada öyle oldu biraz. Evet. İstanbul'da olduğun için bizimle birlikte olamadın ama ben projeyle ilgili görüşlerini de dinleyicilerimize paylaşalım istedim. Evet. Tabii Sayın Başkanımız İstanbul'da olsak da yine radyodan internet üzerinden dinleme şansımız oluyor. Sayın Kaymakamımızın bir görevi sonucu burada bir insan hakları komisyonunun şeyi vardı. Onunla ilgili gelmiştik Sayın Başkanımızla. Projeyle ilgili proje geçen bu yılın başında başladığımız bir olay. Yani son yıllarda özellikle bu bağımlılık konusunda sıkıntıların çoğalması tabii herkesin olduğu gibi bizim derneğimizin de dikkatinden kaçmamıştı. Bununla ilgili proje hazırlayıp bakanlığımıza sunduk. Bununla ilgili Nursel Hanım'ın, Nursel Erer'in büyük katkıları oldu. İşte bakanlıkta bunun takibinde Tülay Kaynarca'nın, bölge milletvekili Tülay Kaynarca Hanım'ın büyük yardımları oldu. Böyle bir projeyi bakanlıkta ortak yapma şansını yakaladık bu süreçte. Sağ olsun şimdi başkanımızla birlikte işte bir tanıtım toplantısıyla duyurduk. Bundan sonraki süreçte de proje kapsamında yapılması gereken toplantılar, paneller, kurslar açılacak. 7 aylık süreçte de gençleri özellikle bağımlılıktan kurtarma adına, yani bu sade uyuşturucu ve bonzai olarak algılanmasın. İşte internet, telefon, bu bağımlılıklar da bunlara dair. Yani çocukları bunlardan kurtulma adına sportif aktiviteler, işte değişik kurslarla zamanlarını geçirmeyi
hedefliyoruz. Onlara bazı şeyler katarak gitmelerini hedefliyoruz. İnşallah Silivri'de bir ilk bu. Bizim derneğimizin bakanlıkta yürüttüğü bir proje. Bu projemize başta Sayın Kaymakamımız, Silivri Belediye Başkanımız, Emniyet Müdürümüz, İlçe Spor Müdürümüz, İlçe Milliyetin Müdürümüz de büyük destek verdi. Sivil toplum örgütlerinin katılımıyla da güzel bir başlangıç yaptık. İnşallah hayırlısına sonuçlanır istediğimiz gibi. Evet. Bu da diğer derneklerimize ve sivil toplum örgütlerimize örnek olur. Hı hı. Onlar da bu doğrultuda bu projeyi geliştirerek başka projelerle bu tür faaliyetlerine devam ederler. Evet, çok teşekkür ediyorum abi bize vakit ayırdığın için. İnşallah ilerleyen günlerde tekrar görüşmek dileğiyle. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Başkanıma da size de hayırlı yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. İnşallah. Kolay gelsin. Evet. Kolay. Refik abi aynı zamanda bölgemizin yayıncılığının da radyoculukta da şey var, gazetecilikte de önde gelen isimlerinden bir tanesi. Kuzey Kafkas Kültür Derneği diyoruz. Hani bir yerden bahsettiğimiz için aslında bir hemşerilik derneği olarak mı algılamamız gerekiyor, yoksa hani aslında faaliyetlere, projelere baktığımızda onun ötesinde olduğu çok aşikar ama o konuyu açalım mı biraz dinleyelim? Tabii. Aslında bir kültür derneğiyiz. Bir hemşeri derneği değiliz. Hemşerilik şöyle, üyelerimizin tamamı Kuzey Kafkasya'dan Türkiye'ye göç etmiş. Ailelerin devamı olmaları. Hepimiz farklı illerden geliyoruz. İşte ben Konyalıyım. Aslen Mardinliler var aramızda, Bigalı, Kayserili, Tokatlı, Çorumlu. Türkiye'nin pek çok yerinden üyemiz var. Bu tabii geldikleri bölgedeki kültürel çeşitlikleri de taşıdıkları için, etnik kökenlerinin yanı sıra geldikleri bölgelerin kültürel çeşitliklerini taşıdıkları için ayrı bir güzellik katıyor derneğimize. Dernek yapımız bu şekilde. Evet. Ama dediğim gibi hepimiz Kuzey Kafkasya'dan geliyoruz. Farklı etnik kökenlere sahibiz. Farklı dillere sahibiz. Ama aynı kültürü ve aynı tarihi ve aynı acıları taşıyoruz. Taşıyoruz evet. Yani köklere sahip çıkıp geleceğe de yine de faydalı olmak adına bir sivil toplum örgütü olarak çalışmalar devam edecek. Peki bu proje haricinde hedefler mutlaka vardır. Belli başlı en azından bahsedebileceğimiz şeyler var mı şimdi? Bizim derneğimizin tabii temel amacı Kafkas kültürünü tanıtmak ve yaşatmak. Evet. Ama sonuçta tarihte büyük acılar yaşamış bir toplum olarak insan hak ve özgürlükleriyle ilgili her zaman duyarlı olacağız. Ve toplumsal olaylara karşı her zaman duyarlı olacağız. Şu anda en büyük önceliğimiz bu proje. Bu 8 aylık süreci en güzel şekilde tamamlayıp bu projenin sonuçlarını en verimli şekilde almayı hedefliyoruz. Evet. Daha sonrasında da bu umarım bir yol açmış olur. Refik abinin dediği gibi daha sonra daha güzel projelere devam ederiz diye umut ediyoruz tabii ki. Tamam. Ben çok teşekkür ediyorum bize vakit ayırdığınız için. Bu çalışmaları da ilgiyle takip edip dinleyicilerimize aktarmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim. Sizin bugün için dinleyicilerimize son mesajlarınız neler olacak? Ben tekrar çok teşekkür ediyorum projeyi tanıtmamıza fırsat verdiğiniz için. Refik abinin de söylemiş olduğu gibi bu bir ilk Silivri'de, öyle biliyorum ben en azından. Umarım tabii son olmaz, devamı gelir bu tür projelerin. Bizim derneğimiz için olsun, diğer sivil toplum kuruluşları için olsun. Silivri'de pek çok sivil toplum kuruluşumuz var. Umarım benzer projelerle daha güzel projelere imza atarız. Bunun yanı sıra ben tabii bütün dinleyicilerimize seslenmek istiyorum. Kurslarımızın kayıtları başladı. Evet. Yoğun bir ilgi alıyoruz. Evet. Ama tekrar buradan duyurusunu yapmış olalım. Derneğimize ulaşırlarsa, kurslarımıza kayıt olurlarsa gençlerimiz için faydalı şeyler olacağını umuyoruz. Ulaşabilecekleri bir internet adresi var. Evet. Onları da verelim. Verelim. Telefon numaraları var onun haricinde. 0212 728 2777 telefon numaramız. Mail adresimizi vereyim. info@silivrikafter.org. Evet. Bu adreslerden. Bu adreslerden ulaşabilirler. Ben bu arada açılış toplantımız için bize büyük destekleri olan belediye başkanımıza, kaymakamımıza, Milli Eğitim Müdürümüze, Emniyet Müdürümüze, Gençlik ve Spor Müdürümüze ve toplantımıza büyük destek gösteren bütün sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ve bu ilgilerinin projenin sonuna kadar devam edeceğini umut ediyorum. Bunun yanı sıra Silivri'de
bağımlılıklarla ilgili başka projelerin olduğunu da biliyorum. İşte kent konseyinin olsun, SİAD'ın olsun ve diğer siyasi partilerin olsun. Hepsine başarılar diliyorum. Umarım sonucunda gerçekten başarılı adımlar atarız. Evet, önemli olan zaten bu amacın bir şekilde hayata yerine geçmesi. Evet. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Efendim bugün sivil toplumda Silivri Kuzey Kafkas Kültür Derneği Başkanı Sayın Özen Özden'i ağırladık. Keyifli bir sohbeti geride bıraktık. Saatler 17'yi gösterdiğinde ben yine bu mikrofonun başında Baybiliz'de sizlerle olacağım. Bir sonraki programımızda buluşuncaya kadar sevgiyle sevgiliyle, dostça ve dostla ve günün tüm zorluklarına, günün tüm olumsuzluklarına, günün tüm umutsuzluklarına rağmen inadına hoşça kalınız efendim. Kamil Bilici ile Sivil Toplum sona erdi.